Evet arkadaşlar, bugün videomuzda inkılap tarihi birinci dönem konularını genel tekrarını yapacağız. Sınava kadar olan bölümün bir genel tekrarını yapacağız. Atatürk olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdi. Çanakkale muharebeleri sırasında düşman nereden çıkartma yapacağını önceden sezerek gerekli tedbirleri alması savaşın sonucunu değiştirmiştir. Yukarıda verilen durum Mustafa Kemal hangi kişisel özelliğini örnek oluşturur? A. İleri görüşlü, B. Açık sözlü, C. İdealistli, D. Kararlılı. Evet arkadaşlar, bir olayın gidişatına bakarak sonrasını görebilme özelliğine biz ileri görüşlülük diyoruz. Bu olayda Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yukarıda numaralandırılarak verilen cephelerde Mustafa Kemal'in aldığı görevler ve kazandığı başarılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 numaralı cephede Mustafa Kemal başarıları onun dünyaca tanınmış bir komutan olmasını sağlamıştır. 1 numaralı cephemiz Çanakkale. B. 2 numaralı cephede Mustafa Kemal Fransızlara karşı mücadele etmiştir. 2 numaralı cephemiz Suriye cephesi arkadaşlar. C şıkkı Mustafa Kemal 3 numaralı cephede Ruslara karşı savaşmıştır. Doğu cephesi arkadaşlar. Diyarbakır'daki Doğu cephesi. Mustafa Kemal Diyarbakır üzerinden Doğu cephesinde savaşmıştır. Arkadaşlar burada yanlış olan arkadaşlar 2 numaralı cephede Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlara karşı savaşmamıştır. Çanakkale'de İngiliz-Fransız birliklerine karşı 3 numara Doğu cephesinde Ruslara 2 numarada Suriye cephesine İngilizlere karşı savaşmıştır arkadaşlar. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan Mavri Mira, Kürt Yerli Cemiyeti, Wilsonik İlkeleri Cemiyeti ve Trakya Paşal Cemiyeti hangisi Türklüğe yararlı bir cemiyettir? 1, 2, 3 ve 4. Arkadaş, Mavri Mira Rumların kurduğu zararlı bir cemiyet. Kürt Tali Cemiyeti Türklerin kurduğu zararlı bir cemiyet. Wilson Prensipleri Cemiyeti, İlkeleri Cemiyeti Halide Edipbadı var ve arkadaşlarının kurduğu zararlı bir cemiyet. Amerikan mandasını savunan ama Trakya Paşeli Cemiyeti Trakya Edirne Kırklareli bölgelerinin düşman eline geçmemesi için çalışan bir cemiyet. Faydalı bir cemiyettir. Cevabımız D şıkkı 4 doğru arkadaşlar. Milli mücadelenin hazırlık döneminde Erzurum Kongresi'ndeki doğudaki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak Sivas Kongresi'nde doğuda ve battaki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Buna göre milli mücadelede ulusal birlik ve beraberlik sağlamaya çalışıldığına 2. Cemiyetlerin İstanbul Hükümeti ile birlikte hareket ettikleri 3. Cemiyetlerin Kuvayi Milliye faaliyetlerine ters düştükleri bu bilgilerden yalnızca hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar, milli mücadelenin ulusal birlik beraberliği sağlamaya çalıştığı doğrudur. İstanbul Hükümeti ile milli cemiyetler birlik olmamıştır. Cemiyetler Kuvayi Milliye'ye ters düşmemiştir. O yüzden yalnızca cevabımız 1A şıkkı arkadaşlar. Mustafa Kemal Amasya görüşmesinin ardından Sivas bazı komutanlara ve temsil heyeti üyelerle bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda temsil heyeti Ankara'ya taşınmasına karar verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetini Ankara'ya çalışma merkezi olarak seçmesinin nedenleri arasında gösterilemez? A. Ulaşımın gelişmiş olması. B. Ankara'nın işgal altında bulunmaması. C. Doğu cephesine yakın olması. D. İstanbul'daki Mebusan Meclis çalışmalarını yakından izlemek istemez. Gösterilemeyen madde hangisidir arkadaşlar? Tabii ki C şıkkıdır arkadaşlar. Doğu cephesi değil, batı cephesine Ankara daha yakındır. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Misak-ı Milli son Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilince İtilaf Devletleri Meclisi dağıtmış, İstanbul'u resmen işgal etmiştir. İtilaf devletleri bu işgali İstanbul'u resmen işgal etmemizin nedeni padişah ve hilafet makamını korumaktadır şeklinde açıklamıştır. İstanbul'u işgal ederek Mebusan Meclisi'nin dağılmasıyla Ankara'da TBMM Meclisi açılmıştır. Verilen açıklamalar dikkate alındığında İtilaf devletleri ulusal iradeye karşı çıkmıştır. Ulusal irade tamamen son bulmuştur.
Mustafa Kemal vatanın bağımsızlığını halka mal etmeye çalışmıştır. Hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar? Arkadaşlar, ulusal idare tamamen son bulsaydı Ankara'daki meclis açılmazdı. İki kesinlikle olmuyor. O yüzden C ve D şıklarını eliyoruz. Hangisi olabilir arkadaşlar? Evet, 1 ve 3. İtiraf devletleri ulusal iradeye karşı çıktı. Mustafa Kemal vatanın bağımsızlığına halka mal etmeye çalışmış. Tekrar millet meclisini açmıştır arkadaşlar. Siyasi, adli, ekonomik, mali sonuçlar bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara, ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Anlaşması bizce mevcut değildir arkadaşlar. Burada konu edilen anlaşma hangisidir? Sevr'dir. Sevr Anlaşması'dır arkadaşlar. Türk halkının yaşam hakkını elinden alan Sevr Anlaşması İstanbul Hükümeti tarafından imzalanmasına çeşitli tepkilere sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangi Sevr Anlaşması'nın imzalanmasından sonra ortaya çıkan bu durumlardan biri değildir? A. Mustafa Kemal'in anlaşma maddelerini kabul edilemez olarak tanımlamış, anlaşmayı yok saymıştır. B. Anadolu'da çeşitli gazetelerde ümitsiz olunmaması yönünde haberler çıkmıştır. C. Halkın Osmanlı yöneticilerine olan güveni iyice sarsılmıştır. D. Mustafa Kemal anlaşmanın geçerli olabilmesi için maddelerin yumuşatılarak TBMM'de kabul edilmesini şart koşmuştur. Hangisi değildir arkadaşlar? Tabii ki D şıkkı. Mustafa Kemal bu maddelerin hiçbirini kabul etmemiştir arkadaşlar. Hıyanet vatanının çıkarılma nedeni nedir arkadaşlar? Nil'in Serpil'in sorusuna verdiği cevap aşağıdakilerden hangisi beklenemez? Ülkede iç güvenliği sağlamak, İstanbul Hükümeti ile işbirliği yapmak, ulusal amaç çerçevesinde birleşmek, TBMM'nin otoritesini artırmak. Arkadaşlar, vatana ihanet kanunu ülkede iç güvenliği sağlamak için ulusal amaçlar çerçevesinde birleşmek, TBMM'nin otoritesini artırmak için çıkarılmıştır ama İstanbul Hükümeti ile işbirlik gibi bir amaç yoktur. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. TBMM'nin aldığı ilk kararlar şunlar. Geçici de olsa bir hükümet başkanı ya da padişah vekili atamak doğru değildir. TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur. Alınan bu kararlar hangi kavramla ilişkilendirilebilir? Milli egemenlik, vatanın bütünlüğü, tam bağımsızlık, güçler birliği. Evet arkadaş, burada milli egemenliği görüyoruz. TBMM'nin üzerinde bir güç yoksa bu milli egemenlik cumhuriyetten bahsediyor arkadaşlar. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal işgaller karşısında halkı örgütlemesi hem de ulusal kongreler düzenlemesi, birinci TBMM'yi açması onun daha çok hangi kişilik özelliğini ön plana çıkmasının sonucudur. Mantıklılığı, idealistliği, vatanseverliği, liderliği. Evet arkadaşlar, lider yönünün olduğunu görüyoruz arkadaşlar yukarıdaki maddelerde. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Ankara'da TBMM'yi açmasının ardından istilaf devletleriyle işbirliği yaparak Anadolu'da TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkmasını sağlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmalara karşı önlemlerden biri değildir? A. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmak. B. İstiklal Mahkemelerini kurmak. C. İstanbul Hükümeti'yle tüm haberleşmeler kesilip İstanbul Hükümeti'nin yaptığı her iş yok sayılmıştır. D. Ayaklanmalara bastırmak için Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir. Arkadaşlar, hangisi değildir? Tabii ki D şıkkı. Ayaklanmalara bastırmak için Vataniye Hıyanete Kanunu çıkarılmış, Teşkilat-ı Esasiye anayasadır. Alakası yoktur arkadaşlar. Denizli şıkkı. Buna göre Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi yolu izlemiştir arkadaşlar? Öncelikle Samsun'a çıkmıştır arkadaşlar. Ardından Havza'ya gelmiş. Ardından Amasya ve son olarak Erzurum, en son da Sivas'a gitmiştir arkadaşlar. 2-1-4-3. Yani C şıkkı arkadaşlar burada. Misak-ı Milli aşağıdaki maddelerden hangisi Türklerin çoğunlukta olduğu topraklarda bağımsız bir devleti devam etmelidir kararının yer aldığı Wilson ilkelerine uygun bir karardır. Batı Trakya durum belirlemek için bölgedeki halk oylaması gerekmektedir. Azınlıkların hakları komşu ülkedeki Müslüman halkın aynı haklarından yararlanması koşuluyla tarafımızca kabul edilmektedir. Mondros Ateşkes imzalandığında belirlenen sınırlar içinde hiçbir ayrılık kabul edilemez. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği sağlanmalıdır.
Arkadaşlar Batı Trakya'da referandum istiyor. Türkler çoğunluktaysa bu bölgenin Wilson ilkelerine uygun olarak Türklere, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk TBMM hükümetine verilmesini istiyor. O yüzden cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımız burada bitmiştir. Videomuz burada bitiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.